Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen. Allahümme arinal hakka hakkan ve rzukna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzukna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حلال سعودة دیگر موضوع دا صحبت قلیت کردیم بگن تورتنچی صحبت ماست اتکن درسمز دا تارازدان اروچولار حقیده صحبت قیم بولدیم الله عز و جل قرآن کریم دا وَيْلُلْ لِلْمُتَفِّف۪ينَ deb bir sure nazil kıldı. Tarazıdan urup kalıçılar. Ana şu tarazıdan urup kalıçının mavzusunu devam etkizemiz. Tarazıdan urup kalıç degende fakat gene o şu metre ya ki babamızın pelleli tarazını düşünmeyelik. Bizi zamanımız yekelip tarazını türleri köpeyip gitti. Kvadrat, kub, kilovat, vat, çünkü olsa gene nasılar. Ölçüp satıladı gene nasılarına urup kalıçını yolu köp. Mesela 50 kilolik deb yazıp koygen kapka şekerde ya ki undu öşü yolgan kılık işletekenler 45 kilo 48 kilo saladı. Kapıda 50 kilo turuptu. Ya ki öşü zavut unlu ya ki şekerini 50 kilo kılıp yazıp 50 kilo kılıp saldı. Yani bir yerdeki bana şimdi bir gırram yolda tutadıyanlar kaptı içi gemide turbasını tıkadı da şekerde şuru oladı bir iki kilo. 49 kilo şeker ketti. Şu gram bilen bir kilo şekerde apkayan adam yuttum da böyle yaptı. Özü aslı da yutküzdü. Neme ki buna kadar gram kılı yaptı? Neme ki hile neyreğinde türlü yollarını oyla topu yaptı? Cevap anık. Rızk hakkıdaki tasavvurun atı uğra. Maşine vuruşlar. Bunlar hem özlerinin sahasındaki mahinesileri yakışı bilişerdi. Garptan mı, şarttan mı, maşını alıp geledi de hileleri var. Tablodaki kilometrini arkaya kadar işledi. Su geçişken, çökken maşineni, taza maşineni de satış edildi. Kuzuvu ulengen, maşineni satıp taza edip satadı. Maşineni berekeği boyandan ki en kör satıp durup. Ette yap getemen deyip geçse, maşinanı bir nesneden almıştırıp koyuşadı. Yani özleri yakışı bilişadı maşina kuruşlar. Satıyken maşinası hiç kaçan yaman bu mitti bunu. Kanaka maşina satmasın tınık. Çal mingen boladı, kemper mingen boladı. İşgeli varıp giyen boladı. Koca indi maşinası boladı. Özleri yakışı biladı. Braderler, sılar, yolg'on gapirganinglar uchun, aldaganinglar uchun mashinalar sotilib, rost gapirsanglar sotilmay qolmaydi. Bugun yozilganmi? Rost gapirsangiz ham sotiladi, yolg'on gapirsangiz ham. Tilla bozordagilar. Probani 580 qilib urib qo'yadi zargar, o'zi aslida tillasi 500 emas, 380 proba bo'ladi. Bormi? Bor. Sotayotganda toza zavaz koydup satadı. Şimdi şu nesana kadar apkesiz. Ha bu zargar işiyken, niski tırlıyken deydi. Başarı ayıtıp satıyorum şunu dedi. Fullas özleri bir işaret. Şimdi bana şu tarazına uluşluğu masalası da nalog bulan poşluğunu önüme ayıtıp koyamız. Bu yukarıda ayıtılgenden taşkarı umumun sadagerler, biznesmenler, devletke töylediğin sağlığı buladı. Yoki mol olib kelayotgan da shu tamojniga to'lanadigan pochtinasi bo'ladi. Mana shu narsani ham ayrim savdogarlar to'lamasdan aylanib o'tib ketishligini, g'irrom yo'lini qidiradi. Birodarlar, ana shu soliq yoki pochtina davlatning xazinasiga tushadi. U xazinadagi pul pensiya, pasobiya, o'qituvchilarga, doktorlarga oylik qilib beriladi. Bu nalog, soliq, pochtina davlatning haqqi. Onu to'lamaslik harom. Ma'qulmi? 10 ta narsa olib kelsa, 2 tasiga to'laydi. 8 tasini levi olib kirib ketadi. U davlatning haqqi edi.
Davlatda haqqiydi, bu harom amal. Endi sen aytishing mümkün. Men nalogni to'laganim bilan, pochtani to'laganim bilan hammasi ham bormayapti-da davlat xazinasiga. Yo'lda yeb ketishyapti-yu, deyishing mümkün. Ha, ehtimol shunaqadir. Ehtimol shunaqadir. Lekin u endi seni muammoing emas. Muhimi sen o'sha davlatda haqqini yeb qo'ymagin, u yog'i bilan ishing bo'lmasin. Ular ham Allohning oldiga boradi. Shu o'rinda ana shu elni, davlatni, mulkini ustida o'tiradigan odamlar bor. Ularga ham aytadigan gapimiz bor. Sizlar ham musulmonsizlar, sizlar ham o'lasizlar, sizlar ham ertaga Allohning oldiga borasizlar. Iymoninglar bor bu narsaga. Sizlar eldi, mamlakatni, mulkini ustida omonatdorsizlar. Qiyomatda mana shu har bitta qilgan ishingizlarga javob berishingiz esdan chiqmasin. Allohdan qo'rqinglar. Sen nalogni to'lab qo'yaver. Sen shu pochtalardan to'lab qo'yaver. U yoq bilan ishing bo'lmasin. Chunki qiyomat bo'lganda sen o'zing bilan ovora bo'lib qolasan. Qo'yni ham, echkini ham o'zini oyog'i bilan osadi deydi. Ular agar g'irrom qilgadi deb o'ylasang, sen g'irrom qilishga majbur qilmasin-da bu narsa seni. Va man yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi va yu'zim lahu ajra. Agar kimdir mana shunday bir elni, yurtni, mamlakatni pulini yegan bo'lsa, haromligini bilmagan bo'lsa, yoki beparvo bo'lgan bo'lsa, Alloh aytayapti. Kim Allohdan qo'rqsa, uning yomonlik gunohlarini o'chiradi Alloh va uning ajr mukofotini ulug' qiladi. Allohdan qo'rqsin, yegan bo'lsa qaytarib qo'yib qo'ysin. Chunki qiyomatda فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Harom pul, o'g'irlangan pul, buroni haqqi insonni boy qilmaydi. Bandani Allohni bergan rizqi, taqdiri boy qiladi. Bunaqa harom yo'l bilan topilgan pulda yaxshilik ham bo'lmaydi, baraka ham bo'lmaydi. Bunaqa harom yo'l bilan pul topgan odamning hayotida hech qachon osoyishtalik bo'lmaydi. Bunaqa harom uslub bilan topilgan pul egasini ikki dunyoda xor qiladi. Inson rizq topaman, pul topaman, non topaman deb haromga qo'l uradi, gunohga qo'l uradi. Vaholanki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rizq insonni o'zini egasini quvishligini aytayaptilar. Inna rizqo la yatlubu al-abda aktsara mimma yatlubuhu ajaluhu. Rasululloh aytayaptilarki, bandaning ajali uni talab qilganidan ko'ra uning rizqi uni ko'proq talab qiladi. Ajalingiz bor ham belgilangan. Ajalingizdan qocha olmaysiz, ajal belgilangan kunda aniq keladimi? Xuddi shunga o'xshagandek rizq ham sizni talab qiladi. Belgilangan kunda albatta keladi. Ajali uni quvolagandan ko'ra rizqi ko'proq quvolaydi deyapti. Ajali uni qidirganidan ko'ra rizqi uni ko'proq qidiradi deyapti. Ajal ham belgilangan, rizq ham belgilangan. Bu insonda aqlichi ajoyib narsada. Agar Allohdan qo'rqmasa bu aql harom ma'siyat gunohni qilishni juda ham bir ajib yo'llarni o'ylab topadi. Agar bu aql taqvo yo'lida ishlatilmasa, ma'siyat yo'lida ishlaydiki, sizni lol qoldiradigan kashfiyotlarni o'ylab topadi. Banda savdosida taqvo yo'lini ushlasa, unga nima bor? Banda savdosida taqvodor bo'lsa, unga nima bor? Astagfirullah. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kim Allohdan taqvo qilsa, Alloh unga chiqar yo'lni paydo qilar. Mana hozir halol bo'lay, taqvodor bo'lay, yaxshi bo'lay desiz, anaqa muammo, manaqa muammo, to'siqlar ko'p va hokazo, muammo. Alloh taolo aytayapti, kim taqvo qilsa, ana shu muammolardan chiqib ketadigan yo'lni o'zi ko'rsatadi. Bu Robbimizning so'zi. Faqat taqvo qilsin. Davomini qarang. Va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Taqvo qiluvdi, muammodan chiqib ketadigan joyni ko'rsatdi. Bir, orqasidan kutmagan joydan rizqini yetkazib qo'yadi.
Demek savdoda takva kıladıyan bu şey. Muammaladı Allah özü halkaladı ve oylamayan, kütümeyen tamamımızdan rızkımızı yetkizip koyadı. Davamını kareyim. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül kısa, bas bu adamın işi Allah'ın kolu da buladı. Yani ne gereksiz ya? Takva kıladıyız, muammadan çıktıyız. Arkasından kütümeyen caizden rızkıyızı verdi. Arkasından tevekkül kıladıyız, hemen muammayızı Allah özünün zimmesine aldı. Şu ayet yetmedi mi bizge? Savdalarımızda, muamelelerimizde, kasbikarlarımızda takvadar buluşge. Ayetin devamını kareyim. İnna Allaha baliğu amrihi, kad ceala Allahu li kulli şeyin kadra. Dar hakikat Allah, barcha narsa üçün miqdor ölçü qilib qo'ygandir. Hayotda ro'y beradigan her bitta katta kichik yaxshi yomon voqea hodisa Allah belgilab qo'ygan vaqtda sodir bo'ladi. Hozir ishing yurishmayapti birodar. Savdoing yurmayapti, kasbikoringda rivoj topmayapsan, lekin taqvodor bo'laver, muammodan chiqaradi. Orqasidan kutmagan joyni rizqini beradi. Tavakkul qilsang, seni ishingni o'zini qo'liga oladi va oxirgisi Alloh aytgani bo'ladi baribir. Qachon bo'ladi? Alloh belgilagan vaqtda. O'sha vaqt kelganda bo'ladi. Demek, kim özünün savdası da takva kısa, birinciden muammanın yeçimini köstetip beradı Allah, ikinciden her kandigamdan faracını, yenginliğini beradı, üçüncüden torliyden kenlik yapıp koyadı, törtüncüden kütümegen tamamından rızkını beradı. İman izbamış o ayetke. Demek, takvadar bolin, sabır kılın, ve nima bolin? Davami bolin. Bir hafta takı okudu, kara yapsa da, keme yaptı da. Demek rızk talep kılışıyı da takı onu üçleştik gerek. Pakize yolunu üçleştik gerek. Rızk halkının gen, rızk işi de sizi rolü ikide. Bittesi, kendi kasb hünarını tollaş, bu zık diyoruz da. İkincisi, şu kasb hünarınızda takı olayı buluş, yok ki facir buluş. Bu yam zık diyoruz da. Takvali bulsunuz, barakeli alabilirsiniz rızkınızı, facir bulsunuz, bir bereke alabilirsiniz. Bereke, el bereketu hiye thubutul hayril ilahiyyi fi şeyi. Bereke, bir nesanın üstü de ilahi hayriyetinin davami turuşu. Saddara kılıp etsek, yüzde eski cay namaz var. O katta yanımızdan koyan yırtık materyallerden bunu los kılıp üç bir şey kılıp canıma sıkıp koyan. Tızız, kaptız diyordukken şirinip gitken. O enamız ölüp gitken iyi kança oldu. Canıma sürüptü. Demek ki bereke var. Eski tasbih var hani daneylerden ötküzülüyen. O opat adamımızdan koyan. Türüptü. Demek ki bereke var. Ketman var opat adınızdan koyan. Ne işte ketman ap geldiyiz, yüge şu 30 yıldızcıda keldi ketti, lakin oturuptu. Nergiler yok oldu, su göçüp gitti, bura alıp vermeye koydu. Düşünerliği mi bereke? Bereke de gene elbette köp de genemez. Köp alak edenerse, bereke alak edenerse. Köp bopturu bir bereke buluşu mümkün, az bopturu berekeli buluşu mümkün. Demek berekenin tarifi, bir nesnenin üstü de, İlahi yaxshilikning davomiy turishi. Baraka vaqtda bo'ladi, umrda bo'ladi, sog'liqda bo'ladi, pulda bo'ladi, jasadda bo'ladi, yerda bo'ladi, imoratda bo'ladi. Alloh taolo aytadi, istadu billah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatim minas samai wal ard. Mana barakani sharti. Nima qilsak baraka keladi bizga? Agar deydi Alloh taolo, u qishloqning yoki shaharning ahli iymon keltirib, taqvodor bo'lganida biz ularga osmon va yerdan baraka darvozalarini ochib qo'ygan bo'lar edik. Oyatda ma'lum bo'lyaptiki, baraka kelishi uchun bizda ikkita narsa bo'lish kerak. Iymon va taqvo. Mana shu ikkita sifat Allohning valilarini sifati. Ala
inna avliya allohi la xofun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'linglar dedi Alloh. Allohning valilari bor, do'stlari. Allazina amanu va kanu yattaqun. Ularning ikkita sifati bor. Iymoni bor ularni va taqvosi bor. Sizning iymoningiz va taqvoingiz qanchalar baland bo'lsa, qanchalar kuchli bo'lsa, baraka shunga yarasha kelaveradi. Barakali pul birodarlar. U shunaqa pulki katta emas, miqdori ko'p emas, ammo juda ko'p ishing bitadi. Yana ozgina oshib qoladi. Barakali pul topadigan odamda pul muammosi bo'lmaydi. Ha, qo'lida to'lib toshib ketmasligi mumkin puli, ammo kerak bo'lganda darrov bo'ladi pul. Halol barakali pul topadigan odam doim qalbi xotirjam, ko'zi to'q, qo'li ochiq, ta'madan uzoq, odamlar orasida hurmatli bo'ladi. Barakasiz pul topgan odam qanaqa bo'ladi? Bu barakasiz pul shunaqa pulki, miqdori katta bo'lishi mumkin. Summa katta bo'lishi mumkin. Ishlatib tugatasiz, qarasiz, pul tugagandan keyin bironta bir dadil narsaga sarflanganini, bironta problemasi bitganini ko'rmaysiz. Harom va bebaraka pul topgan odam qanaqa odam bo'ladi? Doim ko'zi och bo'ladi. Doim yetmaydi. Baxil, tamagir, qalbida xotirjamligi yo'q. 5 so'm o'tib kelsa birovga o'zini noqulay his qiladi, qaltirab qoladi. Bunaqa odam hurmatsiz bo'ladi jamiyatda. O'zi hamma muammo ilmsizlikda. Alloh taolo aytadi: "Fattaqulloha va yuallimukumulloh." Allohdan qo'rqinglar, Alloh o'zi o'rgatadi. Allohdan qo'rqinglar, o'zi o'rgatadi. Nimani o'rgatadi? Hamma narsani o'rgatadi. Dunyoda, oxiratda saodatga yetishing uchun nimani bilishing kerak? Nima qilishing kerak? Hamma yoqda o'zi o'rgatadi. Savdoda halol bo'lmoqchisiz, barakali pul topmoqchisiz, Allohdan taqvo qilingda, yo'lini ko'rsatadi qanaqa qilish kerakligini. O'zi aslida xato ilmsizlikda. Hayot nima? O'lim nima? Taqdir nima? Rizq nima? Baraka nima? Mana shu narsalar haqidagi tasavvurni noto'g'riligida. Shu tushunchalarimiz, o'lchovlarimiz tuzalmagunicha, dunyo qarashimiz shariat doirasiga qaytmagunicha hayotimiz tuzalmaydi. Umar al-Xattob aytardi, bizi bozorlarimizda savdo ilmini bilmagan odam savdo qilmasin. Chunki bozordagi, yurtdagi barakani ko'tarilishiga sabab bo'ladi mana shu odamlar. Vattaqulloha la'allakum tuflihun. Allohdan taqvo qilinglar, shoyat najot topsanglar. Hamma boy bo'lishni xohlaydi. Kengchilikda yashashni xohlaydi. Va bu yaxshi niyat, noto'g'ri emas. Hech kim kambag'al bo'lishni, faqir bo'lishni, rizqi tang bo'lishini xohlamaydi. Bu ham to'g'ri narsa. Kambag'allikdan panoh tilagan payg'ambarimiz. Ammo boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, dunyoda saodatli hayot kechirishlik taqvoga bog'liq. Puli qanchaligiga bog'liq emas. Agar saodat faqatgina pulni ko'pligi bilan bo'lganida hamma boylar baxtli odam bo'lish kerak edi, hamma kambag'allar baxtsiz bo'lish kerak edi. Lekin unaqa emas. Insonning saodati Allohni tanishlik bilan, Allohdan qo'rqishlik bilan. Odamlarning mollarini harom yo'l bilan yeyishlik. Payg'ambarimiz aytganlar: "Man g'oshshana falaysa minna." Kim bizni aldasa, bas u odam bizdan emas. Rasululloh savdoda, muomalada firibgarlik qilgan, yolg'onchilik, aldamchilik qilganlarni bizdan emas deyaptilar. Musulmon emas bu odam deyaptilar. Hadis davomini qarang. "Wal makru wal khida'u finnar." Makr va aldov jahannamdadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, yutba'ul mu'minu alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadiba. Biz musulmonmiz, alhamdulillahi robbil alamin. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deganmiz. Namoz o'qiymiz, roza tutamiz, haromdan tiyilamiz, alhamdulillahi robbil alamin. Endi mana shu musulmonlarning ichida turli tabiat egalari bor.
Bittasi sergap, bittasi qaysar, bittasi zixna, bittasi baxil, bittasi uyquchi, tushunarlik. Bu yomon sifatlar siz bilan bizni tabiatimizda bor. Va bu tabiatlar bizni musulmonchilikdan chiqarib qo'ymaydi. Ammo Rasululloh aytibdilar, ikkita sifat bor, mo'minga hech qachon bu yuqmaydi. Mo'min kishi xiyonat va yolg'onchilikdan boshqa har qanday xulq bilan sifatlanib qolishi mumkin. Tushunarlimi? Baxillik, qo'rqoqlik, injiqlik, sergaplik, ezmalik bu yomon sifatlar. Mo'min odam yuqib qolishi mumkin. U mo'minligicha turaveradi shu sifati bilan ham. Ammo haqiqiy mo'minga yolg'onchilik va xiyonat yuqmas ekan tabiatiga. Endi agar bir odam ishini hammasi xiyonat yoki yolg'on ustiga qurilgan bo'lsa, payg'ambarimiz bu odamni mendan emas deyaptilar. Qarang-da, yo'qmi shunaqa ish siz ishingizda? Har bitta odam o'zini qilayotgan kasbikori, hunari, tijoratiga qarab qo'ysin. Savdodagi xatolar. Savdogar molning aybini berkitishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man ba'a ayban lam yubayyinhu, lam yazal fi maqtillahi aw lam tazalil malaikatu tal'anuhu." Kimda-kim aybli narsani aybini bayon qilmasdan sotsa, shu inson Allohning g'azabida turadi yoki maloikalar unga la'nat aytib turishadi. So'rasa aytsin demayapti. Aybini aytib turib sotmasa deyapti. Biladi aybini. Klient so'ramayapti, aybi bormi deb. Shunaqa bo'lsa ham o'zi aytib berishli kerak. Oho. Kim sotadi buni qilib, domla bu narsasini? Vot iminna. Kim sotadi shuna qilib? Bizdagi o'tgan safar qaytardim. Eng taqvodor savdogar indamay turadi. Ya'ni men yolg'on gapirmayapman-ku deydi. Yolg'onda maqtamayapman-ku deydi. Men tek turibman deydi. Mana tushunyapsizlarmi endi nimaga baraka yo'q bizning savdoimizda? Va holanki Rasululloh aytibdilar, rizqning 10 dan 9i tijoratda deyaptilar. Bir qismi chorvada deyaptilar. Nima kamchiligi bor desa nima deydi? Ha, bilasizlarmi? Mol mana qaybi bor, mol mana qaybi bor desangiz, hali sizga g'alati qaraydi bu. Normal odammi bu deydi. Demak, kim deyaptilar Rasululloh, aybi bor narsani sotsa, bayon qilmasdan shu inson Allohning g'azabida turadi yoki maloikalar unga la'nat aytib turadi. Boshqa hadisda aytadilar: "Al-muslimu akhu muslimin. La yahillu lil-muslimin ba'a min akhihi bay'an va fihi aybun illa bayyanahu." Musulmon musulmonning birodaridir. O'zining birodariga aybi bor bo'lgan bir narsani sotsa, uning aybini bayon qilmasligi halol bo'lmaydi. Mana mashina, mana ko'ray deydi. Bo'ldi. Indamay turadi. So'ramayapti-da. Payg'ambarimiz nima deyaptilar? Mashinam cho'kkan. Suvdan chiqqan mashina. Biz yuvib tozalab yangi qilib qilganmiz, deyish kerak. U davom etayapti. Mashina mana tomon tekkan, kirilasini almashtirganmiz, deyish kerak. Uni aytmaydi-da. Hozir juda ko'pchiligimiz aqliga sig'mayapti bu narsa. Lekin shariat shu ekan. Siz rizq haqidagi tasavvuringiz to'g'ri. O'shuning uchun aytasiz borini. Nima uchun? Bugun yozgan bo'lsa, rost gapirsam ham oladi, yolg'on gapirsam ham oladi. Agar yozmagan bo'lsa, rost gapirsam ham, yolg'on gapirsam ham olmaydi. Qani bir o'zingizni hayotingizdan bir istab ko'ring-chi, shunaqa bir narsani sotayotib, so'ramasa ham aybini aytganmisiz? O'ylanish kerak, ha, ancha. Endi arvo qo'yini rasa chanqatib turib bir kun burun bozorga olib chiqishdan avval
rosa chanqatib turib, sho'r narsani bezib, yizib chanqatib turib, ertasi kuni bozorga olib chiqishdan avval 20 litr suvni ichirib olib chiqsa qana bo'ladi unda? Aybini so'ramasa ham, aytmasa Allohning la'nati, Allohning g'azabi, farishtalarning la'nati bo'ladi deyapti. Birovni sotayotgan molidagi aybni ko'rib sukut qilish. Xo'p, demak, molni sotayotgan savdogarning o'zi emas. Uni yonida turgan odam, qo'shnisimi, do'stimi, shu savdoga guvoh bo'lib turibdi. Ahmad Mahmudga bir mashinasini sotyapti. Ahmad mashinani aybini aytmayapti. Mahmud mashinani aybini so'rashni bilmayapti. Shunda uchinchi odam turibdi shu yerda. Mashinani aybini biladi. Shunda uchinchi odam mashinani ayb, manaqa aybi bor deb turib, Mahmudga sotib olayotgan odamga aytmasa, shu gunohga shu uchinchi odam ham sherik bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: La yahillu li ahadin yabiya shay'an illa yubayyana ma fihi va la yahillu liman ya'lamu zalika illa yubayyinahu. Sotayotgan molini, borini bayon qilmasdan bir narsani sotishlik biron kimsaga halol bo'lmaydi. O'sha moldagi aybni bilgan boshqa kimsaga ham uni bayon qilib qo'ymaslik ham halol bo'lmaydi. Olni sotdi qilayotgan odam emas, uchinchi odam gunohkor bo'lyapti. Agar shu molni aybini bilib turib, aytib qo'ymasa sotib olayotgan odamga. Agar bizni sotayotgan mashinamizni aybini kelib uchinchi odam aytib qo'ysa, uchinchi jahon urushi boshlanadimi? Sen nimaga meni molimni aybini aytasan? Va holanki savdoingizdagi barakaga shu narsa sabab edi. Savdogar o'zini sotayotgan molini aybini aytib sotish kerak ekan. Shunga guvoh bo'lib turgan uchinchi odam turgan bo'lsa, shu ham aytib qo'yishligi kerak ekan. Mana shu barakani bor bo'lishiga sabab bo'lgan amal hisoblanadi. Aqulu qawli hadha va astagfirullohi li va lakum. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته